Cemil şimdi yatsan mı? Burada orada çekim yapıyor abi. Şeyler var, paket olurlar ama. Ama bu hırsızlar var ya, her şeyi böyle basana, böyle yapıyorlar abi. Şerefsiz hırsızlar. Dön kanka, buralar sıkıntı. Burada baksana, gazı kesmişler de burada hatta gaz vardır. Aynen. Her şeyi almışlar, bunu almamışlar. Bunun nereden baksan 400 lirası var. Onu başka güne bırakmışlar. Terse yani, kaldığı bir gün gelip alacak. Aynen, bak bunlar kromdur ha. Bunlar 4-5 milyar var. Allah Allah'ın bir şey. Bura bak. Bu da neymiş. Kameramancılık da bana yakışıyor. Zaten yanıma alacağım seni. Şu kemik muhabbetini halletmeyeyim ben. Geçen burada ışık yoktu, takla attı bunu neredeyse. Anladım. Başım döndü vallahi. İmam, bak bunun çok sağlamdır ha. Alıyorum, çok güzel. Sürekli beraberiz ya. Bir haftadır falan beraberiz sürekli. Harbiden çok güzel bir insan abi. Yok, o konuda Umut'tan demin... Yani geçen tıraşla falan beraber gittik, düşmüş ha. Oo, efsanesiniz. Ayrılmayın işte. Yok abi, birbirimize... Ama sizinle alakalı bir şeyler yapmamız lazım. Birbirimize destek çıkıyoruz. Ya şöyle bir şey düşünüyoruz abi, ev tutsak. Aynen. Ben, Umut abi, İrfan. Bir de Müşri abiye geçeceğiz. İrfan'ın kimliği var. İrfan'ı ev tutabiliriz. Aynen abi. Bu konuyla alakalı bir şey düşünüyorum. Yani destek olan bir abimiz olsa, büyüğümüz olsa sizi dakikasında ev tutarım. Hem de dakikasında nokta atarsınız. İşte bekliyoruz işte abilerimizden, ablalarımızdan. Arkadaşlar bakın. İmam, İrfan, bir de kamerayı tutan Umut arkadaşın üçüne ev tutmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı desteklerseniz bu kardeşlerin üçünü de eve alırız. Bu kardeşler sokaktan kurtulmuş olur. Girerler bir işe, su satarlar, limon satarlar ama kirayı da öderler. Ya gerekirse tuvalet bile temizleriz abi yani. Aynen. Maksat başınızı sokacak diye. Aynen öyle yani. Şu hayattan kurtulmak yani amacımız. Yani insan ufakken, yaşı küçükken bir şeyler anlamıyor ama yani... Şimdi 19'lu 20'li yaşlara geldiğinde her şey, herkes bir şeyleri anlayabiliyor yani. Ne oldu? Kapıyı tıp 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 yaptı, kırmızı ışık yanıyordu, alarm vardı. Karşıdaki kapı, karşıdaki bak. Şey ya, o pilledir ya abi, o yüzden ötüyor, kapalı olduğu ötüyor. Pilli de sistemli biliyor mu abi? Kapıların üstünde kamera var. Alo, neredesin abi? Konya yolundayım, daha Konya var ya. Şşş, kırayım onu abi. Yok, hayır. Mala zarar yok. Hayır. Yok, dön. Yok kesinlikle gel ne yaptın lan sana kesinlikle vermeyin oğlum günahtır yazıktır biz vermedik abi yok sen... onu demiyorum vermeyin yani tedavide vermeyin ne ne bir şey yok hani bak abi şimdi kaldım hadi gidelim yemek yiyelim mi yemekçi nerede var burada Allah razı olsun Yusuf köfteye miydi köfteydik abi tamam gelin siz de köfteydin alın el eşyalarınızı. Valla ben bu işi sevdim. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Yanlış yere mi gidiyorum ben? Yok, bekle. Bu Umut konusuna kanka, Umut, İrfan, bir de İnan'ın bir şey yapmamız lazım. Ev tutacak parayı denkleştirmemiz lazım. Hem de çok acil, ve değil bir şey. Nereden baksan 3 milyar para lazım, 3-4 bin lira. Yani abi şimdi işte. 800 liradan olsa, 1000 liradan olsa, atıyorum mesela en ölüsü. Yani en baba 1000 TL size ödeyebilecek kira 3 kişi ödersiniz. Öderiz abi ya nasıl ödeyeyim? Değil mi? Bak tabii. O pideyi yedim ya kanka. Bende şey var sindirim sıkıntısı var ya şey yapamıyorum. İrfan böyle geç. 1000 lira kira olsa 1000 lira depozito olsa bir 1000 lira da aşağı yukarı emlak komisyonu alsa diye tahmin ediyorum. 3000 TL. Sizin oraya bir de eşya ev eşyası lazım. Onları da ben temin ederim kardeşim. Kolay bir yalnız. Ev eşyası kolay temin edilir. Spotçıya gideriz alırız onları kolay. O zaman operasyonun adı ev senfonisi ya proje evi. Yapalım abi biz ev düşünüyorduk. Ya kadar güzel olur biliyor musun? Tertemiz yataklarınız, televizyonunuz açarsınız, dişiniz alırsınız. Ben şey sizin gibi insanlara harbiden minnettarım. Çünkü nasıl söyleyeyim? Yani bizim için bir çıkarı olmadan, kendilerinin bir çıkarı olmadan bizim için çaba eden, çaba gösteren yani abilerimiz, ablalarımız öncelikle sizler. Allah yani gerçekten sizlere hani nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz yani. Oğlum yani teşekkür bir şekilde hatımızı... Oğlum sen benim kardeşimsin. Ben bugün sana yardımcı olmayacağım. Ben gitmeyeyim. Allah için yapıyoruz. Allah için yapıyoruz. Her şey Allah içindir bu dünya. Allah razı olsun. Bak biz, gel buraya.
Her şey Allah içindir. Allah için sizin abiniz, abileriniz olarak biz sizi sokaktan kurtarmazsak bizlere sıkıntı olur. Ama bak, anladın mı? Bizim projemiz var, zihnimiz var, isteğimiz, hayallerimiz, amaçlarımız var. Kesinlikle sizi bu sokaktan kurtaracağız. Daralıyorsun değil mi? Ben buraya ne zaman gelsem içime bir şey düşüyor. Neden biliyor musun kanka? Kanka bak şimdi bir dinle. Dinle. Ben dikkat ettim. Bazı odalar aşırı derece soğuk. Kanka bu dünya para ne derler ona? Perspektif bir bakış açısına sahip olmalı. Bir taraf sıcak, bir taraf soğuk. Yok o şekilde algılamanı istemiyorum. Şimdi dünya belirli boyutlar aralarında yaratılmış. Şimdi insanoğlu yeryüzüne gönderildiği zaman belirli bir olguda görülmeyen varlıklarla alakalı olarak bir takım yaşanan olaylar var. Bu olayları da Hazreti Süleyman zamanında Mührü Süleyman denginde araya yasaklar gelmiş. Ama bu tarz metruk ve kimsenin yaşamadığı yerlerde belirli bir kısımda farklı varlıklar yaşıyorlar. Ben birkaç odaya girdiğimde de bunu sana söylemiştim. Burada sıkıntılar var, çıkalım diye. Çünkü bu tarz yerlerde musallat riski %98'lerde. Özellikle sizin abdestsiz gezmemeniz ve besmelesiz hareket etmemeniz gerekiyor. Bu konulara dikkatli bir şekilde yaklaşırsanız sevinirim. Dikkat ediyorsanız odalardan sürekli sesler geliyor. Evet, boş odalardan. Geceleri çok bayağı gün bir şeyler duruluyor. İşte ya, onlar o varlıkların şeyleri. Varlıklar da olabilir ya da hırsızlar gelip alüminyumları bakırlarını söker. Hırsızlar olsa kanka bir şey değil mi? Tamam, öyle işte, yani, tamam kesiyor işte. Tamam kuruyor, parçalıyor. Kanka, onların dedikleri ne biliyor musun? O hırsızlar dediğiniz zaman ben gelip burada bir şeyleri sökmek istesem sen ayıkırsın. O kadar haval değilsin. Bunun söylediği ince püf noktalar. Anladın mı? Buraya bir hırsız gelse Allah için ayıkmazlar mı? Muro sen daha yıkıyorlar, kesiyorlar, kabloları soyuyorlar. Sanki burada, bu sessiz bir olacak. Burada ben burayı soyup soğuna çevirsem kimsenin haberi olmaz. Sessiz bir şekilde komple buraya götürürüm. Kanka herkes bizim gibi profesyonel değil. Mevzu. Peki adam öldürsen biz burada... Kanka bak burada adamı öldür. Kimse İki sene sonra belki bulurlar. O da burayı yıkmaya gelen ekipler ya, bulur. Gömersin betonla oraya. Aynen. Bitti gitti. Emin olanı da var ya. Kralı kimse bulamaz. Görmesin, orada faili meşhur cinayet duymaz. Olur. Vallahi. Hadi babacık gidelim buradan. Hadi gelin ya. Oğlum sen de arkamda hazırlayın gitsin. Korkuyorum. Geç şuraya. Cebe bismillah. Bu akşam. Ben de diyorum lan bir kişi eksik. Bir kişi eksik de kim eksik ama acaba? Gerçekten buranın havası da başka. Burada ürkütücü bir atmosfer var. Ben burada iki gün kalayım, üçüncü gün aldım yüzüm yara olur korkudan. Sürekli uykudan fırlarım. Panik var ya bana, Evet gel. Canlı gel. Üstünde falçata taşıyormuş, gel. Bu falçatayı neden taşıdığını açıklar mısın? Niye abi, sapı var, şey var. Mesela bu odaya geldiğimiz zaman bozayıcılar bıçakla çıkıyorlar abi buradan. Ne diyorsun? Bir gün bıçakla çıktılar ateşin arkadaşlar. Adam ne yapsın abi şimdi? Mecbur abi, mecbur. Gerçekten mecbur. Dışarıda kalan adam. Bir nebze onu gördü mü geri yapıyor, anladın mı? Çocuk olsa tamam ama bu reşit olmuş kanka. Aynen. Yaşı büyük, kendini savunması lazım. Dışarıda sokaklar acımasız. Aynen. Her insan merhametli, vicdanlı değildir bizim gibi. Tamam. Bismillah. Elektrik çarptı lan kapıya dokunmuş. Abi bana. Bir tane Kur'an-ı Kerim var burada. Aşağı nerede? Buradaydı. Burada odaları hatırlamıyorum da bir tane var yani. Aynen ben büyük. Kur'an-ı Kerim mi defter mi? Kur'an-ı Kerim. Oğlum dur bak o zaman var ya. Kur'an-ı Kerim var abi, ben gördüm. Ama hangi oda olduğunu hatırlamıyorum şu an. Bu Muron'un aklını almamız lazım. Tamam. Gelin hadi. Gelin niye gittiniz? Gelin. Konuş. Biraz konuşma yap. Orada nerede? Kadir Bey nerede? Kadir Bey. Bilmiyorum, o daha iyi bilir. Ona bir şey olmasın ha. Yok ya. Ona bir şey olsa yaşayamam ben. Biz buradayız, ona hiçbir şey olmaz. Kadir. Ana bizi korkutayım mı? Kadir. Bak bilerek yapıyorsun değil mi kardeşim? Bana yapma bari. Dolabın içine girmesin. Arkadaşlar. Kadir elini bir yere dokunma buradaysan bak. Parmak izi alınarsa her şey bizim üstümüzden kalır sana. O buraya bir yere saparlanma ben onu bulurum ben. Yok, o tek başına yapamaz öyle. Hani yok ki. Burada da yok.
Oğlum ben Sazan'a Murat Üsün dedim, sen girdin her yere. Girdin böyle. Görmesin. Allah! Kadir'im alt katta işi keselim, ikinci katta görmesinler. Oğlum var ya, ne adamsın ya. Ben sana hiçbir şey söyleyeyim. Abi düşmedi. Murat oğlum, o düğmene sen düşsen altına sıçardın. Allah'a siz olmasanız biz buraya gelmeyiz, yemin ederim. Vallahi ben olmasam buraya hiç kimse girmez abi. Vallahi ben giriyorum. Hiç. Ulan Büşra abi. Abi benim ne yaptım ya? Büşra hakkını helal et. Ben Sazan'ın burayı bir şey yapmaya da. Sen ne yapıyorsun orada? Evet. Gel gel bakalım oğlum, gel buraya. Abi yürü gidelim ya, vallahi ben. Size gelin korkutucu bir hikaye anlatacağım. Perili otel. Öcüğün sen gelmeden önce kapıyı izliyordum abi. Yemin et. Oğlum 8 parçaya gelin. Gelin gençler. Bir gün ben de korkmuyorum da. Bu maske benim abi. Arkadaşlar, bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerle sanmış ilacı yemiş bitirmiş. Akşama çıkancı başladı. Evet. Kıvran. Küçükken oynardık lan be. Annem de kısardı lan. Kötü kop dedi. Aynen. Gel güzel oluyor. Abi. Eğlenmeye de ihtiyacımız var. Tekrar ondan sonra gel gidelim. Çocuk mu? Gel evladım, bahçede dışarıda oyna. Abi soldaki oda bir bakalım orada. Bak, sanki tuvaletlerden uzak durun rica ediyorum. Soldaki odada sanki Kur'an-ı Kerim oradaydı abi. Ben bu görmüştüm. Onu alalım. Kur'an-ı Kerim mi var? Gel böyle gitsene. Buradaki yok. Almışlar bence ya. Yukarıdaydı ya, ben gördüm. Değil mi? Zaten ben gördüm. Yok ben gördüm. Arkadaşlar efendim. Gelin birlikte. Herkes abdesti var değil mi? Güsül abdesti herkesin var. Aynen. Çok şükür. Gel güsül abdestin var değil mi? Benim var çok şükür. Beyler rica ediyorum sessiz bir şekilde dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbiyel azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tehuzi sünnetin ve la lehim lehim mafi semavati ve mafi lert menzelezi yeşveyü indehü illa bizni yâlem ma beneydin ve ma halfem ve la yutine bir şeyin min ilmi illa maşah ve siye kursu semavati ve mafi lert ve la yahudu yüksümme bevvel alül azim sadakallahu lezim. Allah'ım burada bulunan yaratmış olduğun insanlara hidayet eyle, merhamet eyle, rahmet eyle bu kardeşlerimizi, zararlı varlıklardan koru ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsin izâ vekâb ve min şerri nefesâti fülükât ve min şerri hâsidin izâ seyyidâm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvâsilen nâs, ellezî vesvesü fî sudurin nâs, minel cenneti ven nâs. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli Allahu ve yatallahu semetlem yelit ve lemmelet ve lemmelet. Kesinlikle bu duaları okuduğunuz zaman size o varlıklardan zerre zarar gelemiyor. Bu ben değil, bu hadis alimleri, İslam alimleri, tefsir alimleri, bunu İslam'ın bilginleri söylüyor. Peygamberleri, evliyaları, dualar her zaman iyidir. Sizi bütün varlıklardan korur. Hasetçinin şerrinden, büyücünün şerrinden, insanların şerrinden, hayvanların şerrinden Allah korur kardeşim. Allah deyin, anladınız değil mi? Ötesini ona bırakın. Haydin gelin. Haydi bismillah. Yani kesinlikle. Kadir Bey, kuruluş Osman var. Geç. Önümüzden koşa birisi geçiyordu. Oğlum benim de var ya, burada ara sıra gelip spor yapmam lazım. Acıyor, bırakayım. Şimdi köfteci Yusuf'a gidiyoruz. Size köfte alıyoruz. Gençler nerede? Gençler yok oluyor abi. Gel. Gelin alacağım. Yok. Oğlum burada. Nerede? Ona diyor gitmişti taşken. Sağdaki odaya da bir bakalım mı? Gel. Baksana abi. Abi sabah saat 6'da içeriye girdim, tam oralarda geziyorlar. Ben küçükken keçiyi şeytan zannettim, dilimi yutuyordum. Keçiymiş abi. Odalar hep aynı. Ben bir şey bilmiyorum. Niye bu adam? Bakmam böyle şeylerden de burada harbiden bir şey. Gel. Kanka. Böyle bir yatağımın olmasını isterdim. Kur'an-ı Kerim'i bulabilseydik güzel olurdu. İşte Kur'an-ı Kerim'i bulsak. Bu katta böyle bu izada. Hangi oda olduğunu hatırlamıyorum sadece. Ben gördüm onu. Şey misin dedi ya. Kalsın çıkmaz.
Burada da değil. Bak. Neyi? Şu katta bir yerde. Aynen bu katta, bu hizada ama hangi oda? Bir kişiyle çıksak aslında bütün odalara baksak. Aynen. Yok, yok. Bir dakika sonra vereceğim adam. Belki de almışlar. Ben gördüm karışmadı. Gelen arkadaşlar almış olabilir. Ben gördüm karışmadı. Ama size tek bir şey söyleyeyim. Bizim... Otelde yalnız değilsiniz abi. Bu otelde abdestsiz yüzünden. Abi ben bu akşam burada kalamam. Atamaz çeneler. Abi öyle olmuş abdestsiz yüzünden de terk edilmiş bina. Burada ne bileyim balıkçılar vardır. Var. Vallahi öyle abi. Olmaz mı? Ben çikolata sevmiyorum. Abi bir alt kata gel. Bir zaman ışık olur. Tamam abi. Hı hı. İşte alttan giriyorlar. Şu kısım ama. Evet bir alt kata geldik. Evet arkadaşlar. Taksim Karanlık Oda senfonimiz şu anlık bitmiştir. İlerleyen günlerde devam edeceğiz. Esen. Aman olmayı unutmayın. Bekle. Geç. İn arka. İn. İn. En sonu ben geleceğim. Bütün Türkiye'ye selamlar olsun. Kayseri'ye aynen. Selamlar olsun. Kayseri arkadaşlar Develi'ye sizleri seviyorum. Evet Kayseri, Develi'ye, Adana'ya, Eskişehir'e buradan selamlar olsun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Diyarbakır'a da selam olsun. Evet, Diyarbakır'a da selam olsun. Siirt'e de, Bingöl'e de, Türkiye'nin bütün illerine selam olsun. Evet. İyi ki varsınız. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Bol bol paylaşın. Siz de bir destek olun. Aynen. Hadi kapat kanka.